Herkese merhaba arkadaşlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde bitişik nizam 3 artı 1 ayrı mutfak, kendine ait bahçeli, müstakil girişli güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Satış fiyatımız 1 milyon 750 bin TL. Küçük bir pazarlığı var. Küçük bir pazarlık, öyle çok büyük pazarlık beklemeyelim. Ön tarafımızı bir gösterir misin? Böyle park alanı, yol çok geniş, cadde çok geniş. Hemen bir parsel, yani bir ev sonra yanımızda cadde var arkadaşlar. Dolmuş otobüs hepsi oradan geçiyor. 70 metrekarelik bir bahçeden bahsediyorum. Müstakil girişli, duvarlar biraz daha yükseltilebilir istenirse. Yukarıdan da denizde görüyor. İmbak denizini çok rahat görebiliyorsunuz. Buraya bir kamelya yapılabilir. Duvarları yükseltilip izole bir ev haline getirilebilir. Çok elzem durumlarda. Eğer istenirse, ısrarla isterseniz bir havuz da yapılabilir. Ama çocuklar için genelde olacak bir havuz. Öyle büyük bir havuz olmaz arkadaşlar. Güzel yeşillenmiş bir çim alanımız mevcut. Hemen girişin solunda da aynı alanımızdan mevcut. Burası da mutfaktan çıkabileceğiniz terasımız. İstenirse mutfak buraya kadar uzatılabilir ya da buradan kapatılıp yemek alanı haline getirilebilir. İki basamakla eve giriş yapabildiğiniz kısma giriyorsunuz. Rüzgarlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar burayı isterseniz. Tamamen kapattırıp rüzgarlık, vestiyer alanı gibi de kullanılabilir. Ev çok şık. Konum harika. Yönder Koleji'nin alt tarafındayız. Şimdiki Sinan Koleji'nin alt tarafındayız. Denize Altınkuma maksimum 4 kilometre mesafede güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Şimdi evin içine bakalım. Evin içi dışından daha güzel. Ayrı mutfaklı olması çok büyük bir avantaj. Bunu da söylemek istiyorum. Böyle kapatalım değil mi? Karanlık mı? Değil. Tamam, çok güzel. Girdiğimizde böyle bir antremiz var. Karşı tarafımız yukarıya çıkış merdivenleri, sağ tarafımız salon, sol tarafımızda mutfak. Merdivenin altı da lavabo olarak değerlendirilmiş. Böyle bir gösterelim burayı. Çok girmeyelim zaten. Yukarıdakileri daha detaylı inceleyeceğiz. Ayrı mutfaklı, şömineli, güzel bir villa. Burası da mutfak kısmımız arkadaşlar. Gayet geniş, güzel bir mutfağımız var. Antresit renklerde dolap görüyorsunuz. Altlarda spotlar var. Toplamda 6-7 tane de prizimiz var. Tezgah arası da beyaz renkli arkadaşlar. 60'a 120 seramik. Bu köşeleri de böyle şey renginde. Nasıl diyeyim? Bakırın biraz daha açık tonunda aslında. Bakır. Halaylanmış. Bakır renginde böyle güzel bir köşe bent atılmış. Harika olmuş. Burada da yine bir ek dolabımız var. Bu da çok güzel. Devamında da zaten mutfaktan çıkabileceğiniz bir teras alanını göstermiştim dışarıda. Otomatik panjolu bu ev. Ses ve ısı yalıtımlı. Gayet güzel. Çok geniş değil, çok küçük de değil. Ortalama bir aile için yeterli mi? Gayet yeterli arkadaşlar. Şu an yeni yapılan evlerin, bu sene yapılan evlerin çoğundan geniş bir villa. Ve burada da bir salonumuz var. Burası 4.36'ya 4.46 boyutlarında. 4.36'ya 4.46, 60'a 60 seramik mevcut yerlerde. Burada bir elektrikli şöminemiz var. Şöminenin üst tarafında duvar kağıdı yapılmış. Dokulu bir duvar kağıdıyla televizyon ünitesinin arka fonu yapılmış arkadaşlar. Üst tarafta da toplamda 3 tane spot bırakılmış. 2 tane de yanlara bırakılmış. Çok güzel olmuş. Güzel, kullanışlı. Bu şöminenin de ısı da yayıyor bu arada. Görüntüsü de muhteşem. Gerçekten harika bir görüntüsü var. Ve metrekare de güzel. Yani rahatlıkla eşyalar sığdırılabilir. Minimal tarzda sığdırılabilir ama geniş geniş böyle bir salon mutfak istiyorsanız aradığınız ev burası olmayabilir. Geniş bir de ön cam kullanılmış. Gün ışığından faydalanmak için otomatik panjurlu olduğunu zaten söylemiştim. Bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Kapı çerçeveleri de antresit renklerde. Açık tonda, böyle koyu değil de açık, çok tatlı duruyor. Beyazla birlikte harika gözüküyor. Süpürgelikler de devamında aynı renkte dönüyor arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü var. Gerçekten ev güzel. LED ve spot aydınlatmalarımız var. Ancak gösteremiyoruz. Yukarıya çıkış merdivenlerinin yanına bir trabzan bırakılmış. Yukarıya çıkmakta zorlananlar için yardımcı bir ürün. Orta katta iki tane oda. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. İki oda, bir ortak kullanım banyo lavabo. Hemen sağ tarafımızda ilk odamız mevcut. Bu oda biraz dikdörtgen bir oda. Kare değil, dikdörtgen bir oda. Yine bir duvar kağıdıyla süslenmiş. Bir gün böyle bir evin kapısını kapattım, evde kaldım. O zaman tek başıma çekim yapıyorum. YouTube için yine. Geçen sene Akbük'te. Allah'tan orada bir tane abi evi geziyordu da bizi kurtardı, yoksa Hande Ateizi'nin bu tuvaletin camında kalmıştı ya, öyle kalacaktım orada yani. 5.57'ye 2.47 boyutlarında, odaların tamamı laminat. Duvar kağıdı yatak başlığı olarak düşünülmüş.
Yatağı böyle koymuşlar. Tabii biraz daha şuraya kadar gelir. Kapının açılmasını engellemez. Karşı tarafa da dolap konulabilir ama ben olsam yatağı böyle koyarım. Böyle yatağı buraya kadar koyduğumuzu ölçelim. Rahatlıkla sığar. Yatağı böyle koyduğunuzda karşı tarafı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ev güzel, kullanışlı. Ön cephe 1.750.000 TL. Şu an bu çevrede fiyatlar artık aldı başını gidiyor. 2-2.5'a kadar çıktı. Ortak kullanım banyo lavabomuz da çok şık. Yani şık ancak bu aynayı beğenmedim açık söyleyelim. Böyle ayna biraz askeri tip olmuş. Hani askerde olur ya o tip olmuş. Biraz daha böyle gösterişli bir ayna gerekiyordu buraya. Güzel bir tezgahımız var beyaz. Bunun altına da dolap yapılmış çamaşır makinesi için. Üstüne bu tezgah konulmuş çok güzel olmuş. Tezgah olması daha avantajlı. Bazıları sadece ahşap bırakıyor ama çizilebiliyor. Üzerine koyduğunuz üründen ahşap zarar görebiliyor. Burada da bir duş alanımız var. Bunun markasını da söyleyelim. Çok soğuk bu arada arkadaşlar ama markasını okuyamıyorum çünkü yazmıyor. Güzel ama şık bir duş başlığımız var. Kapının arkasında da Vitra marka göm ve rezervuarımız var. Tam kapıyı kapattığınızda görüyorsunuz onu. Güzel ama değil mi? ECA markaymış bataryalar bu arada. ECA marka. Ve burada da salondan büyük bir yatak odamız var. Salondan büyük bir yatak odası olur mu? Olur. 4.36'ya 4.58. 4.36'ya 4.58 boyutlarında çok geniş. Yatak böyle düşünülmüş. Karşıya bir dolap yerleştirilir. Buraya bir televizyon ünitesi için yer bırakılmış ama bence makyaj masası daha güzel olur. Burada bir balkon var ama bu balkonu böyle bir gösterir misin? Sadece var demek için bir balkon var arkadaşlar. Böyle bir sadece çıkıp bir hava aldınız, içeriye girdiniz. Çok bir şey yapılmaz. Eskiden bu balkonlara sigara balkonu deniliyordu ama artık sigara kullanımını kimse önermediği için tabii ki değil. Güzel bir alan. Sadece ben bu aplikleri beğenmedim. Aplikler biraz eski gibi duruyor. Yani böyle eski tip biraz daha modern aplikler, çift taraflı spotlar kullanılabilir burada. Daha da güzel olacaktır ama evin genel görünümü mükemmel arkadaşlar. Gerçekten laminatlar harika, süpürgelikler harika, duvar kağıdı bence çok güzel. Duvar kağıdı dokulu aslında duvar kağıdı artık yakışmıyor. Çok eve yakışmıyor ama buraya yakışmış. Bu da açık tonda kullanıldığı için kapılarla aynı renkte hemen hemen. Güzel olmuş. Bu apliklerden merdiven boşluğuna da kullanılmış. En üst katta da bir odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz, bir tane de terasımız var. Merdivenden çıktığımızda hemen sol tarafta güzel bir banyo lavabomuz var. Genelde yukarıdaki banyo lavabolar hep böyle kullanılmayan, biraz daha küçük olur ama burada geniş. Vitra'nın gömme rezervuarı, ECA marka bataryalar mevcut. Burada da çok şık bir dolap var. Harika olmuş. Çamaşır makinesi için neresi düşünülmüş? Terasa koydular demek ki. Burada da bak, şunu bir gösterir misin? Şunu bir göster. Çok güzel olmamış mı? Yani tavandan bir cam açılmış. Hem buraya hem de buraya. Bakın burada hiçbir elektrik yakmanıza gerek yok. Tavandan bir cam açılmış. Bu çok sağlam bir cam. Vakumlu cam arkadaşlar. Cam açılmış. Bu sayede içerisinin ışık alması sağlanmış. Gün ışığından faydalanıyorsunuz. Çok da güzel olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum. Burayı yapan müteahhitleri. Bu arada bu evden 3-4 tane birden yaptılar. Aynı bölgede. Diğerleri satıldı. Sadece bu kaldı. Çok da temiz bir aile arkadaşlar. Gerçekten çok temizler. Çok mükemmel insanlar. 6.35'e 2.43 boyutlarında güzel bir oda burası da. Yine buraya kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan bir dolap yaptırırsınız. Çok daha güzel olur. Dolap yaptırırsanız buraya yatağı yerleştirirsiniz. Böylelikle kocaman bir alanınız kalmış olur. Buradan zaten girişimiz. Kapıyı kapatalım. Terasa çıkışımız da burada. Gerçekten hani dediğim gibi güzel bir ev. Kapıların ayarlanması gerekiyor. Burada da şık bir alanımız mevcut. Sen niye eğilip kalkıyorsun böyle? Ben aşağıdan daha mı uzun gösteriyorum? Ne yapayım? Değil mi? Geçen bir abi geldi. Ya diyor seni öyle bir çekmiş ki diyor. Çok uzun duruyorsun diyor ama sen boyun kısaymış diyor. Doğru boyun kısa.
Çok uzun değilim yani. Beni öyle uzun falan beklemeyin. Kimdi o? Aykut abi miydi? Aykut abiydi değil mi? Aykut abi. Kardeşim diyor öyle bir çekmişler ki diyor çok uzun falan gözüküyorsun diyor. Bir de benim yaşımı çok yaşlı görüyorlar. 35-36 yaşında diyen oldu. Ben 29 yaşındayım arkadaşlar. 29 yaşındayım. Bunu da söyleyelim. Yeri gelmişken. Şimdi buradan denizi görüyorsunuz. İmbat Denizi'nin olduğu yer. Burası da çok şık bir teras balkon karışımı. İstenirse tamamen kapatılabilir. Burada bir depo alanımız var. Çok şık, güzel bir alan. Şimdi şurayı bir göstereyim size. Şimdi şunu açıklamak istiyorum. Karşı evi bir göster. Gördüğünüz gibi karşı evin iki tane bitişik nizam. Arkadaki evin girişi yan taraftan değil mi? Şimdi bizde neden o yok? Zamanında burada biri yanlış bir inşaat yapmış. Bu adada sadece. Adayı da ona göre düzenlemişler tekrardan. Buradaki şu adadaki bütün evler kendine ait bahçeli. Çok güzel. Yani arkalı arkalı bitişik arkadaşlar. Bu yüzden arka tarafı da yol bunun. Üçgen kaldığı için bu şekilde de inşaat devam etmiş diye biliyorum. Yanlış biliyorsam da düzeltin. Ama çok güzel bir yer. Konum olarak da güzel. Denize de yakın. 1 milyon 750 bin TL. Bu rakamlara çok yer kalmadı. Gerçekten çok yer kalmadı. Elimizden geldiği kadar en iyilerini sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir yer. Yani denize de yakın. Tabii buraya çıkıp denizi izlemek olmayabilir ama bahçeniz çok güzel. 70 metrekare bir bahçeniz var. Perde betonları çok iyi. Depreme dayanıklı güzel bir ev. Gerçekten depreme çok dayanıklı arkadaşlar. Perde betonları falan atıldı. Yaparken hatta burada okumuştum bir keresinde. Diğer villa satılmadan önce orada yazıyordu nasıl yapıldığı falan. Çok güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Destek olmak için kanalımıza abone olursanız. Hatta şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bu abone ol butonunun yanında bir zil işareti var. Şimdi diyorlar ki biz çok geç görüyoruz videoları. Hemen görmek istiyorum. Yani bir şey geldiğinde çünkü biz kelepir evi bile burada yayınlıyoruz. Öyle el altından kimseye sunmuyoruz. Yayınlıyoruz. Kimin nasibisi o alıyor. Haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar ilk önce siz görmek istiyorsanız oradaki bildirim ziline tıklayıp bildirimleri de açarsanız video girer girmez ilk size haber gelir. Siz de hemen izlemiş olursunuz. Fırsatları da kaçırmamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın.